Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere kurdele çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Bakımı kolay olan bitkilerden birisidir. Ayrıca toksik olmayan bir çiçektir. Eğer evcil hayvanınız varsa güvenle yetiştirebileceğiniz çiçekler arasında yer alır. Bol aydınlık ortamda bakıyorum ben. Işıklı, aydınlık ortamlarda güzel gelişim gösteriyor. Çok yıllık bir bitkidir. Salon bitkisi olarak bakılabilir. Don görmeyen ılıman bölgelerde ise dış mekanda da bakılabilir kurdele çiçeği. Soğuğa dayanıklı değildir. Kış aylarında soğuktan korumanız gerekiyor. Havayı temizleyen bir bitkidir. Oksijen bitkisi olarak da anılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sulamasını ben toprak kurudukça yapıyorum. Eğer toprak nemli ise sulama yapmıyorum. Yumru kök yapısına sahip her çiçek gibi kurdele çiçeği de fazla sulamadan kaynaklı zarar görüp kuruyabilir. Özellikle kış aylarında su ihtiyacı iyice azalacaktır. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Elinizle bu toprağı kontrol edebilirsiniz. Eğer toprak nemli ise sulama yapmayın. Toprak tamamen kuruduktan sonra ben sulamasını gerçekleştiriyorum. Ben toprak olarak da NPK içerikli özel karışım toprak kullanıyorum. Verve markalı. Merak edenleriniz için markasını da belirtmek istedim. Benim kurdele çiçeğim 22 santimlik saksıda şu şekilde göstereyim. Saksı boyutu çiçeğinizin boyutu ile orantılı olmalı. Eğer çiçeğiniz büyükse çok küçük bir saksı ya da çiçeğiniz çok küçükse çok büyük bir saksı kullanmamanız gerekiyor. Saksı değişimleri için en ideal zaman ilkbahar ayıdır. Çok mecbur kalmadıkça kış aylarında ve yaz ortasında saksı veya toprak değişimi yapmamanız bitkinizin açısından daha iyi olacaktır. Kurdele çiçeğinin çoğaltılmasından da bahsetmek istiyorum. Kurdele çiçeği üretmek için, bu kurdele çiçeği üremek için uzun uzun kollar oluşturuyor. Mesela bu saplar oluşturuyor, uzun saplar. Ve o sapların üzerlerinde böyle küçük küçük yavrular çıkıyor. Siz o yavruları alıp farklı bir toprağa ekerek, yani direkt toprağa ekerek kurdele çiçeğinizi rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Veya bu kurdelenizi köklerinden ayırarak da çoğaltabilirsiniz. Mesela benim burada iki farklı kök var diyelim. Şu şekilde göstereyim size. Bu kökleri ayırarak farklı bir saksıya ekerek de kurdele çiçeğinizi rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Ayrıca yumrulu bir kök yapısı var. Ben fotoğrafını bu köşe buraya koyacağım bu şekilde. Oradan size kök yapısını da göstermek istiyorum. Yumrulu bir kök yapısı var. O yumrular da yavrular oluşturuyor. Onları da alıp farklı bir saksıya ekebilirsiniz. O yavrular oluştuktan sonra. Benim kurdele çiçeği hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.